Merhaba sevgili yengeçler. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta gökyüzünde çok önemli bir gezegen hareketi yok. Yeni ay haftasında değiliz, dolunay haftasında değiliz. Geçen hafta doğan kova yeni ayının etkilerini hayatımızda hissetmeye devam edebiliriz haritamızdaki potansiyellere göre. Bu hafta başında Ay Koç burcunda olacak. 3 ve 4 Şubat'ta sevgili yengeçler, iş ve kariyer hayatımız gündemde olabilir. Sorumluluklarımız, işlerimiz, görevlerimiz, aile büyüklerimizle ilgili kavramlarla uğraşmamız gerekebilir. Tabii Ay Koç burcundan geçerken önce gruplardaki gezegenlerle zaman zaman sert açılar yaptığı için biraz dikkatli de olmak gerekiyor. 3 Şubat öğle saatlerinde özellikle Ay, Uranüs ve Plüton gergin açısı bazen kariyerimizde ve özel ilişkilerimizde ani çıkışlara ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Sabırsız davranmadan biraz anlayışlı olmamız gerekiyor. 4 Şubat'ta özellikle Terazi burcundaki Mars'la Ay'ın karşıt pozisyonu sevgili yengeçler, eviniz ve ailenizle bazı aile üyeleriyle bazı anlaşmazlıklara da neden olabilir. Özellikle anne ile olan ilişkilere ev içerisinde biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Evet, bu haftanın en önemli hareketlerinden birisi 6 Şubat'ta Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Merkür şu sıralarda Balık burcunda seyrediyor ve Neptün'le kavuşma pozisyonunda. Bu pozisyondayken retro harekete başlayacak. Balık burcunda Merkür zihinsel olarak biraz dağınıklık, karışıklık yaratabilir. Bunun yanı sıra sezgilerin, empati yeteneğinin çok güçlendiği bir pozisyondur. Neptün'le de şu sıralarda kavuşuyor olması yaratıcılığı çok arttırabilir. Özellikle manevi duygular, duyarlılık çok güçlenebilir. Sizin 9. evinizde bir şekilde sizin de zihinsel olarak etkiliyor şu sıralarda Merkür. Yaratıcılığınız artabilir. Bunun yanı sıra sanatsal çalışmalarda bazı eğitimlere başlayabilirsiniz. Seyahatlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle manevi duyguların güçlendiği bir dönemdesiniz. Bu alanlara da seyahatler veya eğitimler gündeme gelebilir. Merkür bu alanda retro yaptığı zaman içsel, zihinsel karışıklık biraz artabilir. Dalgınlık, hayalperestlik söz konusu olabilir. Özellikle 9. ev yurtdışı ile ilgili konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık, hukuksal kavramlara da dikkat çekiyor. Seyahatlere de dikkat çekiyor. Bazı geri dönüşler olabilir, bazı engellerle karşılaşabiliriz ya da karışıklıklar söz konusu, dalgınlıklar söz konusu olabilir. Özellikle seyahatlerde bazı eşyalarımızı kaybetme gibi bir risk var. Bir geziye gittiniz, işte çantanızı, bavulunuzu bir yerde unuttunuz veya bazı karışıklıklar oldu ya da telefonunuzu bir yerde kaybettiniz. Bu gibi durumlarda karşılaşma ihtimaliniz var Merkür retrosunda. O nedenle daha dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yengeçler. Evet, ayın 8'inden sonra Ay İkizler Burcu'nda olacak. Ay İkizler Burcu'ndayken biraz daha içe dönüp dinlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Hafta sonunda daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.